Tabii yokuşu inerken yani aklımıza tabii yine bir şeyler geliyor. Her çıkışın bir inişi var. Denildiği üzere aklımıza bir şey getirdi yine bu iniş. Şimdi öyle iyilikler yaparsın ki çok iyilik yaparsın birisine. Hafif bir kötülük yaptın mı seni hem siler hem de o ana kadar yapmış olduğun İyilikler unutulur gider hacım. Yani hayatta aslında böyle yine bir bize bir acımasız yönünü daha gösteriyor. Eskiden biraz daha gençtik. Tabi bir amcanın yaşlılığından dolayı yaşlıydı. Ona yardım etmek amacıyla tabi odunlarını kırardık. Samanlarını İşte istiflerdik. O zaman iki tane iğneyi falan vardı, şimdi yok. Yaşlandığı için bakamıyor. Cevizi ağacı vardı, cevizini toplardık. Bir takım ufak ihtiyaçları olurdu, onu da giderirdik. Yani hiçbir maddi beklentimiz yok, tamamen iyilik için ya. Ya iyi bir insanız yani, kanımca çok kötü çılgınlıklarımız da yok yani. Neyse, tabii ufak bir tartışma olunca böyle ara bitti yani. Aradaki o bağ koptu. Yani ufak bir o tabii kötülük değil de tabii tartışma olunca yapılan iyilikler, hoşgörüler hepsi rafa kalktı. Yani buna rağmen de etrafımızda olacak böyle olumsuz, negatif yönler tabii hepimizin hayatında olacak. Fakat yani benim ne o adama karşı olan bu iyiliğimin biteceği anlamına gelir, ne de bizim çok çabuk bu iyilik yapma mevzusunun biteceği anlamına gelir. Tamam, o adam çok da kötü olabilir. Çok da vicdansız olabilir. Ya bir adama da bu müstahaktır seviyesine varırız, onu da diyebiliriz. Ama gel gör ki öyle bir an vardır ki bu iyilik mevzusunda, o iyilik, o güzelliği, güzellik dokunuşunu yaptığın zaman o adamı öyle bir değiştirirsin ki hacım. O adamın sadece sana olan bakış açısını değil, dünyaya bakış açısını da değiştirirsin. Çünkü adam çok farklı bir pencereden bakıyordur. Sen dünyaya çok farklı bir pencereden bakıyorsun. Adama o dokunuşunla dünyaları değiştirmiş olursun ya. Dünyaya bakış açısını adamın değiştirmiş olursun. Gel gelelim, dünyada tabii bizim iyilik yapma kapasitemiz ne kadar sınırlı olsa da hem maddi hem manevi, yani manevi iyilikleri bari yapalım. Yani bir çıkar gözetmeden, yani her iyilik bir çıkar gözetirse zaten o iyiliğe iyilik de diyemeyiz. Bizler yani maddesel bir varlık olmamız nedeniyle sadece böyle kalmıyor. Tabi bahsettim psikolojinin insan vücuduna olan zararları. Yani psikolojiye ruh bilimi de deniyor. Tabi bilinmiyor tabi bu. Hem duygusal süreçlerden falan bahsedildiği ne kadar öne sürülse de bizim bir manevi yanımız da var. Tüm bu olup bitenlere rağmen. O yüzden bu insanlara veya doğaya, diğer insan olmayan canlılara yaklaşımımız da aynı iyiliği taşımalı. Çünkü bizim iyiliğimiz maddi çıkarlar veya herhangi bir manevi çıkar dahi olduğu zaman, bu çıkar ilişkisine girdiği zaman bizim kendimizi yansıtamadığımız, yani kendi özümüzün aslında açığa çıkmadığı anlamına gelir ki bu da yine madde olan sevdamızla ilişkilidir. Bizler bu temiz havanın temizliğini nasıl anlayacağız? İçimize çektiğimiz bu havanın, bu huzuru başka türlü nasıl anlayacağız? İşte bu iyilik mevzusunda karşılık beklemeden, güzellik ve hoşgörüyle
Dokundurduğumuz yerde gül açtırmamız lazım. Tabii bunu şey olarak söylüyorum. Yani görsel efekt olarak şey yapmayın. Mecaz anlamda söylüyorum. Maalesef bu hem köylerde de hem şehirlerde de, özellikle şehirlerde tabii oluyor bu. Bizim insanlara çok büyük bir güven eksikliğimiz var. Çünkü şehirde diyoruz ki hırlısı var, hırsızı var. Bir şey alıp vereceğin zaman sonuçta çıkar ilişkisine dayalı olarak bakıyorsun. Çünkü şehirde tamamen böyle bir çıkar ilişkisi söz konusu. Böyle baktığın zaman da tabii bir güvensizlik oluyor. İnsanlara güvenmiyorsun. Adam gelmiş, yarın yüzüne gülüyor, yarın cebinden parayı çalabiliyor yani. Bizim memlekette de bu çok var yani. Ticari ilişkilerde özellikle ticari ahlaksızlıklar var. Yani bu ekonomide veya piyasadaki o mağazalarda çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Adamlara mal veriyorsun veya para veriyorsun. Ne malını teslim edebiliyor, ne paranı alabiliyorsun. Yalvar yakar, paranı zar zor alabiliyorsun veya malını zar zor alabiliyorsun. Yani böyle de bir ticari ahlaksızlık var. Hak etmediğimiz şeyleri birbirimize yaparak bu zincirleme, kötülük dalgasını aslında el ele vererek yapmış oluyoruz. Yani birbirimize olan bu kötülük dalgası yeni dalgalar da yol açıyor. Ve toplumsal algıyı yöneten de bu oluyor aslında. Tamam, bizim toplumumuz çok cömert. Yani şu gün televizyonlara çıksan dersin, desen ki işte şurada birisine bağış yapılacak, şu kadar yardım, hemen yapılır. Çok şükür ki öyle bir güzelliğimiz var bizim millet olarak. Parayı çok sevmiyoruz. Yardım konusunda çok eli açız ama sosyal alana geçtiğimiz zaman veya ticari alanlara baktığımız zaman, alışveriş mevzusuna girdiğimiz zaman ise bu çok değişkenlik gösteriyor. Ev sahibi kiracısıyla sorun yaşıyor. İşte taksici yine taksinin sahibiyle bir sürü sorun yaşıyor. Ticarette alan alacaklıyla verecekli bir sürü sorun yaşıyor. Bu kötülük dalgası toplumun maddiyata dayalı bir fikirden dolayı, çıkardan dolayı bozulmasına, birbirimiz ile olan ilişkimizin kötüleşmesine neden oluyor. Yani işte burada da tabii sabretme konusundan biraz bahsetsek, adam diyor ki ben niye sabredeyim o kadar ya? Sabrettim zaten 3-4 ay, hala param gelmedi diyor. İşin açına bakarsak adam da o konuda haklı. Bu sefer öbür tarafta diyor ki işte tamam kardeş, biz senin malını aldık, satamadık, elimizde kaldı. Sana biz parayı malı satmadan nasıl vereceğiz? İkisi de haklı. Yani onların da iki tane farklı bakış açısı var. Fakat birbirlerine bu süreç içerisinde demediklerinde bırakmıyorlar tabii. O şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Kendi kendilerini haklı görmeler falan. Yani iyilik işte böyle maddi çıkarlar gözetildiği zaman ticari ahlaksızlık da olur. Birbirimiz arasındaki bu iyi ilişkiler tamamen maddi çıkarlara dayanır. Yani bilmiyorum. Ben sadece anlatıyorum, gördüğümü anlatıyorum ve bunun iyi bir şey olmadığını söylüyorum. Biz bazı şeyleri işte gönlümüze göre yargılamamız gerekiyor. Gönül zengini olur derler ya. Gönül zengini olalım ya. Fark etmiyor. Muhabbet baldan tatlıdır. Doyamazsın demedim mi? Yani siz bunu izliyorsanız nedir? İşte konuşuyoruz, işte kendi kafamıza göre takılıyoruz beyler. Yani çok büyük bir beklentimiz yok. Sadece bizi dinleyen, işte ders çıkartan insanlar olsun. Yani bizim tecrübelerimizden de yararlansın, fikirlerimizden de yararlansın. Mevzu bu. Yoksa çok büyük burada ben nükleer santral inşa edecek halim yok. Yani benden onu beklemeyin. Çünkü öyle bir yeteneğim yok. Mevzu tabii yine derinleşirken
Yani şu güzelliğin tadını son kez çıkartıyorum. Yarın gideceğim. İnşallah siz de tabi beğenmişsinizdir. O kadar konuştuk, ettik. Hem kendim açısından hani bir şeyler katmıştır bana. Biraz da bencil düşüneyim. Hem de bunu izleyenler, dinleyenler bu anlattıklarımızdan bir takım ana fikirler çıkartmış olsun. Bizim tek temennimiz bu. Efendim daha öncelerden YouTube'a falan filan gireceğiz. Biz demedik. Dedik ki ya şöyle konuşuyoruz. İşte bizim fikirlerimiz var, yaşanmışlıklarımız var. Bunları aktaralım. Bütün mesele bu. Zaten ben kanala baktığım zaman işte bilgi veren bir kanal. Genel olarak en büyük amaç da bu zaten. Bilgi. Bilginin her yere ulaşabilmesi. Yani her yere ulaşabilmesi en azından bir Türkiye'ye ulaştıralım. Çünkü bizim bilgi verme mevzum Türkçe. Bilmem ileride İngilizce verir miyiz? Tabii önemli olan bu bilgiyi her şekilde fark etmez. Ya Türkiye olsun, başka bir yer olsun bilgiyi iletmek. Zaten dünyada da bu işi yapan çok insan var. Yapsınlar. Yani bilgiyi kutuplara kadar ulaştırsınlar hacım. Hoşgörüyü kutuplara kadar ulaştırsınlar. Bütün mevzu bu olsun. Bizim gönlümüzden geçen bu. Yani maddi çıkar gözetmeden kendimizi böyle bu şekilde ifade edip bunu aktarabilmek. İleriki nesillere güzel bir şekilde neticesiz işler yerine, saçma işler yerine güzel işlerle uğraşıp fikirlerin paylaşıldığı, düşüncelerin paylaşıldığı, konuların tartışıldığı güzel bir şekilde, iyiliğin yükselip hoşgörünün göğe çıkartıldığı bir dünyanın olma ümidiyle tabii aslında yapıyoruz bu işleri. Hayat güzel ya. Ama bir gün elbet tabii son bulacak. İşte o son bulan noktaya kadar böyle güzel şeyler yapmaya çalışalım. Bakıyoruz adamlar oyun oynuyor hacı. Tamam ya insan oyunda oynar da bizimkiler bokunu çıkartıyor. Bakıyorsun YouTube'da falan geziniyorsun. Adamlar yani çok takipçileri var. Bu adam ne yapıyor diye sorarsan işte oyun falan oynuyor bu adamlar. Takipçileri var. Tamam bu adamlar amaçları para kazanmak. Yani onlar da içinde bulunduğu sistemin ezilmesiyle ortaya çıktılar. Bunu çok iyi farkındayım. Çoğu da işsiz. İşsiz oldukları için böyle mecralar seçtiler ama yani yaptıkları şeyin topluma yansımasını da gözetmeleri lazım. Yani bu aslında sadece hani YouTube dünyası için değil. Sanatçılarımız, dünya sanatçıları, örnek olabilecek kişiler, özellikle siyasetçiler. Buna çok büyük özen göstereceği gereken kişiler bunlar olması gerekirken maalesef hiç özen göstermeyen kişiler en çok onlar oluyor. Sonra da işte toplumu kötüye yönlendirdiniz, uyuşturucuya yönlendirdiniz, şiddete yönlendirdiniz, çocukları mafyalaştırdınız, herkesi saçma sapan işler yapar hale getirdiniz. Böyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani aklı olan insan tabii böyle şeyler yapmaz. O zaman bunların aklı yok mu diyeceksiniz. Aklı yok, aklı var da hacım bunlar hep yine maddi çıkar kaygıları peşinden koştuğu için onları elde edebilmek hevesinde oldukları için maalesef toplumu da aslında kendilerini de mahvediyorlar. İnşallah düzelir. İnşallah insanların istedikleri nitelikli şeyler ve gönlünden geçen şeyler olsun ki bunlar bizi bu sistemin ezilmişliği altında kurtarsın. Neyse arkadaşlar ben buradan yol alıyorum. Bugünlük herhalde yeter bu kadar. Kendinize iyi bakın beyler.